Merhabalar sevgili arkadaşlar. Tarkan Şendal'la Kilerle Çaylar sayfasının önemli bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Video boyutlarını ve sürelerini sınırladığı için Instagram biraz hem çabuk hem de kısa tutmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ndeyiz ve burada Laurent Somania isimli ustanın yaptığı Fransız 2 klavyeli klavseni başındayız. Senesi 2009. Şimdi İki klavyemiz var demek, farklı farklı seslerimiz olacak demek klavyemizde. Nedir bu sesler? Alt klavyemde 8 ve 4 perde, üst klavyemde de 8 perdelik sesim var demek. Nedir bu 8 perde, 4 perde? Şu, bir orgun başına ya da harmoniumun başına geçtiğinizde ses isimlerinin altında numara göreceksiniz. Mesela Pırınçı Pare 8 ya da İngiliz orgu olsa Principal 4 yazar. Nedir bu 8-4? Şu. Bir sesin 8 olması demek, o sesin en kalın, en pes sesi veren borusu 8 feet demek. Yani 2,5 metre. Ve aynı zamanda bu şu da demek. 8'lik bir ses çektiğimde, bir tuşa dokunduğumda piyanoda aynı sesten duymamı beklediğim frekansı duyacağım demek. 4 olması demek bir sesin, yani 4'ün 4 perdeye ait olması demek ise bunun bir oktav üstü demek. Çünkü 10 metrelik bir borudan şu ses çıkıyorsa, onu 5 metre yapar da 2'ye bölersen doğal olarak bir üstündeki, birincisindeki sesi duyuyor olacağız. Eğer 8 ve 4 perdelik iki sesi üst üste koyarsan da tek tuşta hem kendisini hem oktavını duyuyor olacağız. Bir bakalım. 8, alttaki, alt klavyedeki 8 perde sesim şöyle. Zengin ve dolu. Üst klavyedeki 8 sesim şöyle. Zengin, evet, ama alttaki kadar değil. Buna nazal sanıyorum deniyordu. Cılız bir 8 sesimiz var. Bir de 4 perdem var. Şimdi 4 perdem alt klavyede. Önce alt klavyeyi 8 duyalım sadece. 4'ü eklersem bir oktav üstüyle duyuyorum ve tabii ki doğuşkan olarak daha zengin, ikinci doğuşkanı güçlendirilmiş bir ses duyuyorum. Çok daha tatlı bir ses duyuyorum. Bir de çiftleme mekanizmam var burada. Yani diyelim ki ben üst klavyenin 8'i ile 4'ü kullanmak istiyorum ya da üst klavyeyi alt klavyeden kontrol etmek istiyorum icrasal sebeplerden dolayı. O zaman üst klavyeyi geriye sürüklediğimde alt klavyeden herhangi bir tuşa bastığında üst klavyede mekanik olarak hareket edecektir ve buradaki sesi alttan kontrol edebiliyor olacağım. Şimdi önce önümde Krebs Hoca'nın koralleri var. Bir tane korali mesela alt klavyenin 8'lik sesiyle bir duyalım bakalım. Şimdi üst klavyenin 8'iyle duyalım bakalım. Şimdi bir değişikliğe gidelim. Üçüncü bir yola gidelim. Ve koral melodiyi alt klavyede, eşliğini ise yukarıda çalalım bakalım. Şimdi dördüncü bir yola gidelim ve başka bir tınısal güzelliği kullanalım. O da klavsenlerde
bulunabilecek bir ses olan lüt sesi. Lüt sesini de içeriden aktive ediyorum. Alt klavyede var. Şu ses yerine bu şekilde bir ses gelecek. Tıpkı bir lüt gibi, lüt imitasyonu gibi bir ses. O zaman şöyle yapalım. Melodimi üst klavyede nazal 8 ile, eşliğimi ise aşağıda lütla çalalım bakalım. Tatlı oldu. Tek eseri klavyenin verdiği imkanlar doğrultusunda 4 farklı şekilde çalabilirim. Bir enstrümanın yumuşak ya da sert çalamıyor olması demek onun renksiz olacağı anlamına tabii ki gelmiyor. Şimdi lütumuzu değiştirelim. Yani devreden çıkaralım. Ne demek bu arada yumuşak ya da sert çalama var? Klavyenler mekanizması gereği tuş arası yumuşak da bassanız, sert de bassanız aynı sesi çıkarıyor. Ama dediğim gibi bu bir enstrümanı renksiz yapmaz. Şimdi tam kapasite duyalım bakalım. Yani alt sekizliyim. Üst sekizliyim. Ve dörtlüyüm. Şimdi bu imkanları kullanarak bir koral yine melodi çalmaya çalışalım bakalım. Harika. Harika.